diyorsunuz. Belediye transferleriyle bunlar gerçekleşmiyor. O zaman Vedat Bey, bir saniye tartışmaya girmeyelim. Şimdi Vedat Bey, tamam, belediyelerin... Lafımı tamamlayacağım. Şimdi bu demokratik gereği yapılan seçimlerde yani herkesin demokratik şartlarına saygı duymak gerekiyor. Kim seçildi, seçildi, herkes seçildi. Üstünlük iktidar partisi, ona da biz de saygı duyuyoruz muhalefet partisi olarak. Ama belediye transferleri oy avcılığından başka bir şey değildir. Yani belediye başkanlarımıza proje üretiyoruz, kendileri de üretiyor. Ama bizden olursanız yatırım gelir mi anlayışı yanlıştır. Ben bir gün soruyorum. 198 milyar lira belediyelere transfer etmişler. Yani 198 milyar lira bizim keçi kaletiyle belediye sorunun ne kadar çözecek? O bölgeyle ilgili ben burada su meselesiyle ilgili sunduğum önergeme başta Alparslan Ferhat Bey ve Sabri Bey, arkasından bizim kendi meclis üyemiz Nihat Bey, o bölgede su olmadığını beyan ettiler. Yok. Yani o bölgelere... Vedat Bey, et, su olmaması ayrı, kooperatif sahasına müdahale edemememiz daha bu, ayrı bir konu. Burada bu sorunları çözmek için biz buradayız. Ama nerede gidiyor oradaki saf insanların halis duygularıyla, tertemiz duygularıyla oynuyorsunuz ve kandırma yönüyle seçim yatırımı yapıyorsunuz. Seçim zaten verdik, meydanda kazandık yani. Neden yani bu masa başında transferle, parayla ve yapılacak hizmetlerle transfer etmeye çalışıyorsunuz yani? Bunlar etik değildir. Şimdi adını soruyorum. Belediyelere yapılan hizmetlerde de şimdiye kadar hiçbir parti ayrımı yapılmamıştır. Hiçbir şekilde. Ha, bizim gündemimiz, bizim konumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi değil. Biz NİDEM'imize İl Özel İdaresi Hizmet Ağı kapsamında, faaliyetleri alanında yapabileceğimizle ilgili görevlerimiz var. Belediye başkanları böyle bir tercih kullanmış. Geçikalesi, Karakapı ve Değirmenli kasabalarına geldiğini biliyoruz. Bunun haricinde NİDEM'imizde farklı beldelere bu paraların denkleştirme adı altında neye göre geldiğini Nihat Bey açıklarsa kendisi konuştuğu için ben memnun olacağım. Sayın Başkanım. Tamam, biz belediyeden ilgili ödeneğin ne adına geldiğini... Bakanlıklardan hangi şartlarda destek aldığını, hangi şartlarda kaynak aktarıldığını bütün meclis üyelerimizin biliyor olması lazım. Proje üretmeyen belediyelere ne kadar para aktarıldı, proje üretenlere ne kadar aktarıldı? Geçmiş dönemde bizim iki beldemiz Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyken, merkezde AK Parti'deyken bunların karşılaştırılmasını istiyorum. Yani bir ayrım söz konusu olmuş mu? Bademdere ne kadar bakanlık desteği almış, proje desteği almış, burç ne kadar almış? Bunlara bakılması lazım. Eğer burada bir ayrımcılık söz konusu olursa biz yerelde partisi ne olursa olsun bunu asla müsaade etmeyiz ve bunu gündeme taşırız. Böyle bir şey asla söz konusu. O zaman niye iktidarla el ele diye bir slogan kullanıyor siyasi partiler o zaman seçim? Anlayamadım. İktidarla el ele. Sağlam kadrolar olduğu için, yetişmiş, beyin katakı olduğu için. Öyle olmadı öyle, burada herkes biliyor. Bakın çok sağ olun. Eyvallah. Yeter diyorum, büyüğüm oğlum. Hayır, katılıyorum. Vedat Bey, Sabri Bey, bir saniye. Belediyelerin üzerinden evlerini çekin. NİDEM o kadar çok sorunlar var ki bana göre belediyelerle, il yönetim örgütleriyle uğraşmaya zamanımız yok. AKP dediğimiz zaman duyuyorsunuz. Ama AK Parti dediğimiz zaman hoşlanıyorsunuz. Çünkü ben de şuna inanıyorum, AK Parti. Ya böyle bir Türkçe'yi kısalttığınız zaman AK Parti'nin açılımını yaptığınız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi çıkmıyor ki. Adalet ve Kalkınma Partisi AKP. Çünkü ben niye sizin AK Parti demediğinizi... Vedat Bey, lütfen. Ben sizin niye AK Parti dediğinizde inanıyorum. Yani niye hak veriyorum? Hayır, Danıştay açılımına bakın orada. Niye hak veriyorum? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adının başındaki adaleti yok ettiniz. Çünkü adil bir seçimde... Vedat Bey,